Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, kıymetli izleyenler, Özgün Rehberlik Programı'na hoş geldiniz. Bu hafta eski sınav sorularının önemini konuşacağız. Yani öğrenciler arasındaki deyimiyle işte çıkmış sınav sorularına değineceğiz. Geçen hafta biz soru çözme teknikleri üzerinde durmuştuk. İşte soru çözme nasıl çözülür, nasıl bir usulün takip edilmesi gerekir. İşte bununla bağlantılı olarak biz çıkmış sınav sorularının konuşacağız ya, bunların önemi nedir? Biz niye bunları çözmemiz gerekiyor? Bunların bize katkısı nedir? İnşallah bunlara değineceğiz. Konuğum her hafta olduğu gibi eğitimci yazar Doktor Abdülkadir Turan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bu hafta eski sınav sorularının önemini konuşacağız hocam. Bir öğrenci için çıkmış sınav sorularının önemi nedir hocam? Evet, şimdi öğrencilerin özellikle sınav yaklaştıkça güvenilir dokümana ihtiyaçları artıyor. Bazen güvenilir doküman bulmak, güvenilir bir öğretmen bulmak kadar önem kazanıyor. Hatta ondan daha çok önem kazanıyor. Burada çıkmış sınav soruları öğrenci için en güvenilir tetkik, gözden geçirme malzemeleridirler. Önceki haftada şunu ifade ettik. Soru tek başına bir bağımsız bir sınav malzemesi değildir, bir hazırlık malzemesi değildir. Sorudan gaye bilginin sınanmasıdır. Öğrenmiş miyim, öğrenmemiş miyim? Buna bir bakmaktır. İkincisi bilgiyi pekiştirmektir. Üçüncüsü eksikleri gidermektir. Hatırlanması güç bazı hususları akılda tutmayı sağlamaktır. Sınav sorularda, eski sınav sorularda bağımsız olarak birer sınav dokümanı değildirler. Kendi başına. Ama dediğim gibi bilginin sınanması, öğrenmiş miyim, öğrenmiş miyim, ne kadar öğrenmişim, eksik bilginin tamamlanması, bilginin pekiştirilmesi, bazı şeylerin kalıcılaşmasının sağlanması için eski sınav soruları en mühim malzemeyi teşkil ediyor. Burada yıl farkı olmadan, sınav farkı olmadan öğrencimiz en az ama en az 10 yıllık soruları çok titizlikle gözden geçirmeli. Bunlardan bir kısmını doğrudan deneme sınavı olarak kullanmalı. Yani mesela 2016'nın sınavını, bunlar yayınlandı, piyasada var bunlar, önüne koymalı. Kendini aynı süre içerisinde, aynı koşullar altında ondan sınav yapmalı. Bu mümkün. İkincisi sayfa testi olarak kullanabilir. Diyelim ki 20 yıllık sınav soruları var önünde. Bunlar tasnif edilmiş. Konu konu sınıflandırılmış. Evet, mesela Türkçenin sözcük türleri kısmı ile ilgili sorular sınıflandırılmış. Öğrenci burayı oturup çözebilir. Ne kadar öğrendiğini bir anlamaya çalışabilir. İkincisi öğrendiği her konuyla ilgili olarak sınav sorularına müracaat edebilir. İsim konusunu öğrendi, ne var diye bakabilir. Her üç şekilde de, ister deneme sınavı olarak kullansın, ister sayfa testi, ister örnek soru olarak kullansın son ifademle. Hiç fark etmiyor. Sınav soruları en güvenilir sınav hazırlık malzemesidirler. Bir öğrencinin bunları çözmeden sınava girmesi düşünülemez. Böyle bir şey akla getirilemez. Şu an günümüzde şöyle bir durum var hocam. Belki eskiden bu kadar yayıncılık faaliyeti çok yoktu. Evet. Eskiden hani hocalarımız, öğretmenlerimiz de anlatırdı. Hani biz bir kitap bulmak için işte bir kitap buluyorduk. Bir sınıfta o kitabı birisi çözüyordu. Sonra o siliyordu. Tekrardan diğeri çözüyordu. Evet. Ama günümüzde artık bu bir piyasaya dönüşmüş. Gerçekten artık belki isimlerini sayamayacağımız kadar yayın evi var. Aslında bu karışıklık içerisinde de en güvenilir kaynak ne diye sorulursa muhtemelen çıkmış sınav sorularıdır diye cevap veriyor. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Yani ben de hazırlanırken ben 89'da hazırlandım. Benim bir sosyal bilgiler kitabım ödünç aldım. Birinci dönem vardı. İkinci dönem bir edebiyat kitabı bulabildim ama o sosyal bilgiler kitabını bulamadım. Yani bazen kitapçılarda dahi bulamıyordunuz. Ve sınava öyle girmek zorunda kaldım. Sınava girdim ama elimde bir sosyal bilgiler kitabı yoktu. Tarih, coğrafya kitabı yoktu maalesef. En son o öyle bir kitaba ben ancak
ara tatilde, 15 tatilde bakabilmiştim. Çünkü biz gerçekten sınav malzemesi bulamıyorduk. Bulduğumuzu da aynen birbirimize devrederek kullanıyorduk. Pahalıydı ve zor bulunuyordu. Biz de taşranın en taşrasındaydık. Gerçekten sıkıntılar yaşıyorduk. İstanbul'a falan girenler buluyorlardı. Zaten onlar üzerinden bize de ulaşıyordu. Abone olmak da aklımıza bazen gelmiyordu. Olanlar da pahalı oluyorlardı. Geç geliyordu. Malzeme azdı. Şimdi bugün malzeme çok. Malzemenin çokluğu aynı zamanda malzeme kirliliği oluşturur. Hangisi güvenilir, hangisi değil. Üç öğretmen bir araya geliyor. Bu arkadaşlar her biri 3 yıllık öğretmenlik tecrübesi yok ama tutuyorlar büyük reklamlarla kitap çıkarıyorlar. Şimdi bu arkadaşlara bakıyorsunuz, kendileri zaten temel meseleleri kavramamışlar. Kendileri anlamamışlar. Soruyu yazma değil, soruyu çözmekte güçlük çekiyorlar. Ben şimdi yıllarca bu işleri yaptım. Bazen bakıyorsunuz ki Türkiye'nin herhangi bir vilayetinden bir öğretmen önce patronuna başvuruyor. Diyor ki hocam şu soru yanlış. Ona bir de gerekçe yazıyor. Sonra yayın evini arıyor patronu aracılığıyla. Yayın evi de bizi arıyor. Diyor ki hocam sizin 9. veya 10. sorunuz yanlış diyor arkadaş. Sizin telefonla görüştürmemiz mümkün mü? Buyurun görüşelim diyoruz. Duk. Arıyor ve telefonla görüşüyordum şimdi. Hayretler içinde kalıyordum. Zira arkadaş o, üzerinde adeta diyeceğim 3 yıl düşünmüş. Yani araya 3-5 gün girmiş. Düşünmüş, gerekçe hazırlamış. Ama çok basit, fakat çok basit bir gramer bilgisinden haberi yok, kaçırmış. Hocam bu böyle değil mi diye direniyor. Evet. Hatırlıyorum bir imla sorusunda. Ciddi ciddi. Hocam biz niye Zonguldak'ı diyelim ki ya? Biz Zonguldak'ı diyeceğiz. Daha mantıklı diyelim ya arkadaş diyorum. Bu kuralları ben yazmıyorum, sen yazmıyorsun. Türk Dil Kurumu diye bir kurum var. Bu imla kılavuzları çıkarıyor ve bu özel isim bozulmasın diye özel ismin son ünsüzünün yumuşamasına müsaade etmiyor. Bu kadar basit. Ama niye hocam? Ben Zonguldak'a diyorum ve hoşuma gidiyor diyordu. Ve bu adam bir Türkçe edebiyat öğretmeniydi. Bir dershanede bu aşamaların hepsinden bana ulaşmış bir öğretmeni. Bu arkadaşlar bakıyorsunuz kitap çıkarıyorlar. Veya 30 yıl derse girmiş ama oku anlat evladım usulünden yetişmiş. 30 yılda tek soru hazırlayamıyor. Sağlam tek soru hazırlayamıyor. Ama kitap çıkarıyor. Bir bilgi kirliliği yaşıyoruz. Güvenilir yayın evleri vardır. Ben onu hani reklam falan da etmeyeyim. Güvenilir yayın evleri vardır. Gençler kendileri istifade edebilirler. Gidip okuyabilirler. Fakat senenin bu aşamasından sonra biz şimdi Nisan ayındayız. Sonlara doğru gidiyoruz. Lütfen şeye bırakmayın. Hazirana veya Mayıs ortalarına dahi bırakmayın. Artık zamanı geldi. Sınav malzemelerini, sınavda çıkmış sorularını şöyle topluca önünüze koyun. Çözmeye çalışın. Şu sizi aldatmasın. Hocam birebir mi çıkıyor? Evet bazen birebir çıkıyor. Mesela türkü ile ilgili sorulmuş bir soru vardı. Hatırladığım kadarıyla ben şimdi araya yıllar girince ben de unutuyorum. Hatırladığım kadarıyla bir 96'da sorulmuştu. Bir de 2003'te sorulmuştu. Birebir sorulmuştu. 2003 müydü? Ben tam tarihini hatırlayamıyorum. Ben gençleri yanıltmayayım. Ama hiç metinde tek harf değiştirmemiştir. Bu mühim değil. Böyle sorular da var. Üslup. ÖSYM'nin meselelere Yaklaşımı. Yani soru tipi diyoruz. O dile alışmak. Evet. Çünkü bir gelenek oluşturmuş. Bir gelenek oluşturmuş. Ve siz o gelenek içerisinde bu işi halletmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla gençler mutlaka önlerine koysunlar. Bütün derslerde bu tür sınavları, bu sınav sorularını temin etsinler. Ama sadece çözmekle kalmasınlar. Buyurun. Bu ek bilgi olarak ben de ekleyeyim hocam. Buyurun. Biz de çalışırken yani hatta hatırlıyorum hocalarımız şöyle bilgi vermişti. Bazen ÖSYM işte öğrencinin çıkmış sınav sorularına bakıp bakmadığını ölçmek için bilerek çıkmış sorulardan soru soruyor. Hani çıkmış soruların evet hani ÖSYM'nin o uslubunu soru tarzını öğrenmek için çok çok önemli. Aynı zamanda bunun yanında ÖSYM de bunu ölçüyor. Hem bu mümkün bunu yapıyorlar mı gerçekten tam emin değilim ama hem bu mümkün. Hem zaten sen bir havuz sorusu hazırlarken veri değiştiriyorsun. Şimdi biz matematikçilerle böyle matematikçilere takılırdık. Derdik ya ne kolay yani önünüze koyuyorsunuz bir herhangi bir soru bankası kitabını tık diye verileri değiştiriyorsunuz. Soru oluyor sizin diye. Ya veri değiştiriyorsun. Burada veri değiştirmekten başka hiçbir şey
Yok şimdi mesela bazı derslerde zor. Diyelim ki Türkçe gramer bilgileri hakikaten zor. Sürekli başka kelimeler üzerinden sorguluyorsun öğrenciyi. Birebir tutmayabilir. Ama bir tarih sorusun, Fatih ile ilgili soru soruyorsun işte. Daha önce ne sormuşsan bir benzerini soracaksın. Bunun başka yolu var mı? Ama mesele sadece benzerlik değil. Mesela zihnin kavranmasıdır. ÖSYM ile bir tanışmadır. Şimdi sizi sınav yapan birini hiç tanımadan karşısına geçiyorsunuz. Olacak şey mi? Bu evine gidecek olan adam nasıl biri? Mülakat yapacak olan biri nasıl biri? Size ne soracak? Onun hakkında bilgi edinin. Adeta onun için sınavda çıkmış sorular. ÖSYM'yi size tanıtan o uğrayacağınız yeri, siz sınayacak olan kişiyi tanıma kılavuzudur. En basit haliyle bu böyledir. Siz onunla tanışmadan sınava girdiğiniz an, onun terimlerini, dilini bilmeden girdiğiniz an, o ayrı bir dilden konuşacak. Siz ayrı bir dilden duyma beklentisine gireceksiniz. Şimdi burada mesele sadece onun ayrı bir dil konuşması da değildir. Sizin ayrı bir dil beklentiniz var bu arada. Yani şöyle düşünün, benimle görüşmeye gelirken benim sizinle Türkçe konuşacağımı düşünmüşsünüz. O hazırlıkla gelmişsiniz. Ama tam kapıdan içeri giriyorsunuz, bakıyorsunuz ki ben sizinle Arapça konuşuyorum. Bunda şoka olursunuz. Öğrencilerin en büyük bir sorunlarından biri sınavda şoka olmaktır. Bu şoka hali hem zaman kaybına yol açıyor, hem daha önceki programlarımızda ifade etmiştik, ürkekliğe, soruya karşı ürkekliğe yol açıyor. Çok usta olmazsa öğrenci aşamıyor. Ben 96'da mıydı bir İngilizce dil sınavına girmiştim. Şimdi bir kitaptan hazırlanmışım. Çok iyi hazırlanmışım. Ve gazeteden kendimi tetkik etmişim, İngilizce gazeteden falan. Benim beklentim deneme sınavlarından 90'ın altına düşmemek. Çünkü çözebiliyorum, gerçekten çözebiliyorum. Alıyorum ve çözüyorum. Fakat ta Burdur'dan kalkmışım, Ankara'ya gelmişim, bir gece orada konaklamışım. Bunun masrafı, şu su, bu su, yol parası falan. Bir sürü eziyeti vardı böyle, her vilayette eskiden sınav yapmazlardı bu tür dil sınavlarını. Ankara'da yapıyorlardı, İstanbul'da bile yoktu. Ta Ankara'ya kadar gelmişsiniz, sınava gibi girdim, kitapçığı açtım. Allah Allah! O zaman dil tazminatı çok ciddi bir paraydı. Öyle sorular sormuşlar ki, benim çalıştığımla hiç ama hiç ilgisi yoktu. Epey bir şok oldum. Şöyle bir tereddüt ettim, sonra tekrar dedim ki ben bildiğim yerden çözeceğim. En iyi bildiğim yer neresi? Tercüme soruları. Türkçeden İngilizce, İngilizce'den Türkçe'ye çeviri soruları. Oradan bir başladım. O zaman çok soruyorlardı. Böyle 10 tane Türkçe İngilizce, 10 tane İngilizce Türkçe 20 soru soruyorlardı. 100 sorudan 20 sorudan bir kere 20'de 20 yaptığımdan şöyle bir emin oldum. Bir nefes aldım. Geri döndüm. 100 sorudan bir 58 mi ne yapmıştım hatırlıyorum. Böyle Burdur'da şey oldu yani, bir Türkçe öğretmeni İngilizce 58 almış diye mevzu bahis oldu. Sonrakisine girince artık tedbirliydim. Çok daha tedbirim, çok problemim vardı, çok sıkıntım vardı. Hazırlığım yetersizdi, zayıftı ve 70 almak büyük bir vakaydı o zamanlar. Şimdiki millet gidiyor 70-80-90 alıyor. Böyle bir şey falan değil bu yani. Çok nadir insan 50'yi aşardı. 40 bir payeydi yani. Hatırlıyorum bizim kaymakamımız söylemişti. Ya hocam ben de 56 aldım, sakın bir daha girme. Sen bunu lakal nasıl almışsan artık diye kendince takılıyordu. İkisine girdim ama o ikincisi de sorularla tanışık olduğum için ikisine 70 aldım ve tazminatı hak ettim. Bugüne kadar değişime yarıyor elhamdülillah. Onun için öğrenciler için bu tecrübe, siz gideceğiniz yeri tanıyorsanız, bir tanışıklığınız varsa şoka olmazsınız. Ama şimdi hem karşınızdaki farklı bir dille konuşuyor, bilmediğiniz bir dille, üstelik sadece bilmediğiniz değil, beklemediğiniz bir dille konuşuyorsa eyvah eyvah. Onun için öğrencimizin bu hale düşmesini istemiyoruz. Sınava girdiği zaman bilecek, kiminle neyle karşılaşacak bunu bilecek. Bunun yolu da eski sınav sorularını, sınavda çıkmış eski soruları çözmektir arkadaş. Bunun başka yolu yok. Peki hocam, hani öğrenci kardeşlerimiz hani hangi sürede, yani bu hani gerçi sınavlara az bir süre kaldı. Hani bunu şimdi mi çözsünler ya da mesela şimdiden çözecekler. Hepsini çözmesinler. Bütün soru, şimdi 86'dan bu yana sorular çok güvenilir. Hatta 84'e gidebiliriz. ÖSYM'nin tekniği hemen hiç değişmedi. 1984 nereye ve 2019. Kaç yıl yapıyor?
19'a 16.84'ü esas alsak 35 yıl yapıyor. Şimdi 35 yılın soruları o kadar büyük bir müktesebat yapıyor ki bölsünler, peyderpey çözsünler, hepsini çözmüyorlarsa, imkanları yoksa son 20 yılı çözsünler, yetmiyorsa son 10 yılı çözsünler. Ama bölümlere ayırsınlar fakat mutlaka çözsünler. Esasen dersi iyi kavramış bir öğrenci şu 35 yılın sorularını çözsün, ben her şeyini kefiliyim. İstediği başarıya ulaşır yani. Başka bir sınav dokümanına bile ihtiyaç yoktur. Yok, bir soru müktesebatına bile ihtiyaç yok yani. Çünkü bundan başka soracağınız yer kalmamış. Evet. Yani ne yapabiliyorsunuz? Teknik değişiklikler yapıyorsunuz. Biz de yaptık yani şimdi. Çok garip teknik değişiklikler yaptık. Yapabildiğimiz ama sadece nedir? Teknik değişikliktir. Yoksa aynı bilgiyi evirip çevirip soruyoruz. Bunun başka bir çaresi yok. Bilgiler yerinde duruyor çünkü. Yani sınavların ismi her ne kadar değişse de o ÖSYM'nin o üslubu çok da değişmiyor. Hatta bizi dinliyorlar mesela arkadaşlar. Bu memur sınavlarına giren arkadaşlar var. Onlar da dahil. Hangi sınavı çözerseniz çözün. Değişen bir şey yok. Şimdi arkadaşımız diyor ki ben ALES'e giriyorum. Ama ALES'e giriyorsun fakat hiç son yılların mesela üniversiteye hazırlık sorularını çözmemişsin. Ya ALES'i hazırlama mantığı da diğeri de mantığı aynı. Sadece da nüans farkı var. ALES'te biraz paragraf uzamıştır. Senin okuma sabrını ölçüyordur. Diğer lise öğrencisine acıyor. Daha kısa paragraf soruyor ama aslında mantıkta herhangi bir değişiklik yok. Yok. Hatta YGS sorusu için de bu böyledir yani. Bu şimdi ne adı ne oldu bu liselere giriş sınavı? Şey YGS dedim. Liselere giriş sınavı. Üniversite değil de. TYT, AYT değil de. Bu liselere giriş sınavı yani ortaokuldan liseye geçiş sınavının sorularıyla, soru mantığıyla ALES soru mantığı arasında zannedildiği gibi büyük bir fark yok. Aynı zihin üzerine bina edilir. Yani temelde bir soruları hazırlayanların bir yaklaşımı vardır. Biraz liseye giriş Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandığı için ÖSYM'den hafif ayrışabiliyor. Ama aşağı yukarı aynı. Mesela ben bir zamanlar bu astsubaylık sınavlarına dahi baktım. İşte değişik bir şey var mı diye. Hayır aynı şeyler yani. Hatta İngilizce sınavı. Dil sınavları. Temelde bu dil sınavlarının mantığı ÖSYM mantığıyla aynıdır. Ana bağlamda aynıdır. Zira onu da ÖSYM hazırlıyor. Bir gelenek oluşmuş. Sağlam bir gelenektir bu soru geleneği. Ve bu devam edip gidiyor. Evet. Hocam süremizin sonuna yaklaştık. Şöyle bir dakikayla hani son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak tekrar ifade edeyim. Vakit geldi. Artık Nisan'ın ortalarındayız. Sınava 2 ay gibi bir süre kaldı aşağı yukarı. Bu sürenin son aşamasına sınav sorularını bırakmak doğru değildir. Siz artık kendinizi sınama zamanınızdır. Gözden geçirme zamanınızdır. Bu süre içerisinde, kısa bir süre içerisinde en azından bir 10 yıllık soruları bir çözün, durumunuzu görün. Ta ki telafi etmeye vaktiniz kalsın. Yoksa en son çözdüğünüzde eksiğinizi fark ediyorsunuz. Fakat telafi zamanı bulamıyorsunuz. Dolayısıyla istediğiniz verimi almaya biliyorsunuz. Elbette sona bırakabilirsiniz. Peki bugün çözdünüz. Haziran'da bir daha çözmeniz gerekiyor mu Haziran'ın başında? Evet, hiçbir zararı yok. Hocam çözmüştüm, hatırlıyorum soruyu. Hatırlasan, hatırladığını bir daha hatırla, pekişecek yani. Soruyu çok çözmenin faydası var, zararı yok. Onu ifade edeyim. Soruyu çok çözün. İyi soruyu, kaliteli soruyu çözmek, bilgiyi defalarca çözmek, bilgiyi pekiştirir, sizi yanıltmaz. Allah razı olsun hocam. Süremizin sonuna geldik. Kıymetli kardeşler, bu haftada süremizin sonuna geldik. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.